Sevgili gençler, enerji ve hareketin ikinci videosuyla birlikteyiz arkadaşlar. Başlangıçtan bu yana olan 32. videodayız. Hadi bakalım. Şimdi bazı temel kavramların üzerinden geçeceğiz. Burada biraz onlar üzerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi mekanik enerji neydi? Bir cismin sahip olduğu enerjilerin toplamına deniyordu hatırlarsanız. Yani kinetiklerle potansiyeller. Bak hemen yazmışız. Mekanik enerji, kinetik artı potansiyeldir. Şimdi özellikle burada birazcık bu ray sorularından falan çözeceğiz. Yukarı çıkacağız, aşağı ineceğiz falan filan diye. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Sürtünmesiz sistemlerde bakın. Mekanik enerji hareketin tümü boyunca sabittir ve korunur. Eğer sistemde sürtünme var ise maalesef mekanik enerji kaybolur. Kaybolan enerji de ısıya dönüşür arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Örneğin roller coaster işte nedir buradaki hikayedeki espri yukarı çık aşağı in falan filan diye. Sürtünmeler ihmal ise her noktadaki mekanik enerji aynı çıkacak. Ha bak bu sonuç aynı çıkacak. Ama bazı anlarda belki kinetik fazla, potansiyel az olabilir. Ya da tam tersi kinetik az, potansiyel fazla olabilir. Yukarılara çıkıldıkça ne olur? Potansiyel fazla olur. O zaman kinetikten ödün vermek zorunda kalacaksın. Yani dönüştürülebilir. Kendi yani bakın zaten meşhur bir kelimedir bu. Enerji, var olan enerji yok olmaz. Dönüşür derler ya işte. Enerjinin korunumu kanunu derler buna da. İşte burada da ne oluyor? Kinetik potansiyele dönüşebilir biraz daha fazla. Ama sonuçta sürtünme yoksa sen mekanik enerjiyi koruyorsun. Ve konunun belki de önemli yerlerinden bir tanesi gençler. Güç, power değil mi? Şimdi güç ifadesinde bakın bu bir bilek gücü değil gençler. Güç dediğin şey bir iş belirleyeceğiz. Bunu kim kısa zamanda yaparsa güçlüdür. Bak tanımı da şu. Birim zamanda yapılan işe güç denir. Yani bak bu söylediğim ifade üniversite sınavında soru olarak geldi bakın. Bir işi kısa zamanda yapan daha güçlüdür. Ya da aynı sürede çok iş yapan güçlüdür. Oturduk seninle beraber Mehmet ne yapıyoruz? İşte tuğla taşıyoruz. Bir saatin sonunda diyelim ki ne oldu? Sen taşımışsın 500 tane, ben taşımışım 200 tane. Sonuç sen güçlüsün. Bitti. Aynı zamanda çok iş yapmış adam. O zaman bu adam güçlü, bitti. Ve formül edersek de bakın fizikte tanımlar nasıl da aşağıdan başlıyor. Zamana karşı yapılan iş. O zaman güç dediğin ifade iş bölü zaman diyoruz. Ve unutmayın buranın birimi neydi? Jül. Buranın birimi saniye. Jül bölü saniye birleşince biz buna ne adını veriyoruz gençler? Watt adını veriyoruz bakın. Ve 1000 watt'a 1 kilowatt diyoruz. 736 tanesine 1 horsepower yani beygir gücü diyoruz. Bakın bunlar da farklı birimlerle tanıştıralım size arkadaşlar. Ve bu arada çok karşılaşabilirsiniz. Bunu elektrik enerjisi konusunda da görebiliriz. Bir cihazın harcadığı enerji E ise şimdi aslında bak buradan iş neydi aynı zamanda? Enerji demektir değil mi bu arkadaşlar? O zaman ben enerjiyi nasıl bulabilirim? Gücüyle zamanı çarparak buluruz. P cihazın gücüdür ve cihazı kullanma süresidir. Araba da gibi de düşünebilirsin. Arabanın bir gücü var. Kullandıkça ne yaparsın? Benzin tüketirsin. Yani enerjinden, tabii benzin içinde ne gerekiyor? Yani benzin nereye gidiyor? Enerji tüketmeye. O yüzden de güçlü araban var. Uzun sürede kullanırsan çok enerji tüketeceksin. Çok benzin tüketeceksin gibi bir ipucu da verebilir size. Ve enerjiyle ilgili son ihtiyaç duyacağımız bilgiler de bu. Enerji kaynakları. Bakın enerji kaynakları iki çeşit var. Yenilenemez ve de yenilenebilir. Ne anlama geliyor? Yenilenemez demek oluşmasından daha hızlı tüketilen. Bak özellikle burada şu. Oluşmasından daha hızlı tüketilen enerji kaynaklarına. İşte en meşhuru fosil yakıtlar. Örnek. Kömür binlerce milyonlarca yılda oluşuyor. Sen onu ne yapıyorsun? Bir saatte yakıyorsun. Bitti. Yerine koyman için milyonlarca yıl geçecek. Yani aslında yerine konulabilecek belki ama milyonlarca yıl sonra, binlerce yıl sonra oluşacak. O yüzden hemen çabuk elde edemiyorsun. Yani yaktığını hemen iade edemiyorsun. O yüzden tekrar yenileyemiyorsun onu kolay. Bizim ömrümüz belki. Nükleer enerji bakın. Buna örnek verilebilir. Fosil yakıtlarda neler var? Kömür. İşte başka doğal gaz yakıtı bunları verebilir. Fakat yenilenebilir enerji kaynakları tüketildikçe yeri hızlı ve sürekli olarak doldurulur. Mesela sen kullanıyorsun ama yenisini çabuk. Kime göre? Buna göre çabuk. Örnek işte güneş enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal, rüzgar, hidroelektrik santral. Mesela bak şimdi hidroelektrik santral açtın suları
enerjiyi elde ettin, kullandığında şimdi ne yapacaksın? Belki atıyorum o suyu tekrar aynı miktar biriktirmen 10 gününü alacak, 1 ayını alacak ama burada binlerce yıl alacak. Çabuk doluyor yeri. Yani yenilenme olayının süresinden kaynaklı bu tanım arkadaşlar. Çabuk ne oluyor? Güneş enerjisi. He, ne oldu? Güneş çıktığı zaman elde edebiliyorsun. Ne oldu? Gece verimli değil, değil mi? Ama ertesi gün geldiğinde hemen depo edilebilir arkadaşlar. İşte biyoyakıt, gel git enerjisi ve bunlar için genelde fark ettiyseniz mesela güneş enerjisi. İnsanoğlunun çok fazla bir şey yapmasına gerek yok. Orada güzel bir teknolojik olarak onu oraya koyarsan ondan sonra sen güneşten faydalanacaksın. He, işte atıyorum ki dalga enerjisi. Dalga olduğu sürece sen bunu elde edeceksin gibi bir şey oluyor işte. Bu yüzden biraz daha bizim işimize gelen rüzgar enerjisi, değil mi? Hadi bakalım şimdi biraz sorularla işlerimizi renklendirmeye başlayalım. Şimdi özellikle ilk sorularımızda göreceksiniz ki arkadaşlar biraz enerji korunumu üzerine. Şimdi bak ne demiş? Sürtünmeler önemsiz demiş. Bu çok önemli. K noktasından serbest bırakılan cismin M noktasındaki kinetik enerjisi E1, N'deki potansiyel. Bakın şimdi burada hemen kendiniz gruplandırma yapabilirsiniz. Potansiyel enerjileri buraya yazalım. Sende ne kadar var? M kütlesi 4H'sa sende var 4MGH, değil mi? Peki kinetikleri de buraya yazalım. Sende hiç kinetik var mıydı? Serbest bırakılan diyor. Hızın yok. O zaman sıfırdı. Sonra cismi bıraktım. Buraya geldiğinde potansiyeli ne oldu gençler? 3MGH, 2MGH, MGH. Bu sefer de burada sıfır oldu değil mi? Şimdi bu arada cisim aşağı giderken sürtünmeler önemsiz olduğuna göre, yok olduğuna göre enerjinin toplam değerini koruyacaksınız. Senin toplamın başlarken kaçtı? 4 potansiyel, 0 kinetik 4. Artık hep 4. 3 buradaysa o zaman burada 1MGH. Şimdi 2 ise burası da 2MGH. 3MGH, 4MGH. Ne oldu aslında bak ne güzel. Potansiyeller yavaş yavaş azalırken kinetikler de artıyor aslında. Şimdi adam sorsun bana istediğini sor. Ne diyor? M noktasındaki kinetik enerjisi. Neredesin bu? Bak M noktasında kinetik enerjin 2MGH. N noktasındaki potansiyel enerjim de MGH. Bunların oranını sormuşum. Tabii ki de 2 oldu arkadaşlar. Bunu belki zaman kaybı gibi görebilirsiniz ama çok temiz bir çözüm yöntemidir sizler için. Sakin kalmanızı sağlasın yeter ki. Şimdi bakın meşhur bir hikayemiz. Ray soruları. En çok buna bakın. Sürtünme var mı? Yok. Sürtünmesiz düzlemin A noktasından V hızıyla atılan bir cisim B noktasından 4V ile geçiyor. C noktasından da 2V ile geçiyormuş. H'ların oranı sorulmuş. Cevap çok basit bakın. Sadece sizden istediğim şey şuna dikkat edin. Bu genelde sürtünme olmayınca öğrenci şey diyor. A'daki enerji eşittir, B'deki eşittir, C. Yan yana bir yazıyor. Güm ortalık kan görünüyor deniyor. Halbuki yaz. Bak şimdi. A'daki enerji. Neyin varsa yaz. Hızın var mı? Var. Yaz gelsin. 1 bölü 2 mv kare. Yüksekliğin var mı? Var. Ne kadar? MGH1. Peki B'ye geldiğin zaman. Hızın var değil mi sadece? Yaz. 1 bölü 2 m 16 v kare yapar değil mi? 4'ün karesinden. Peki C'ye geldiğin zaman ne oldu? Hem 1 bölü 2 M 4 ve karem var. Artı MG H2 var. Şimdi güzel tarafı ne? Bunların hepsi aynı sayı aslında değil mi arkadaşlar? Neden? Sürtünme yok sistemde. Peki ben bunları nasıl aynı sayı yapacağım? Bak ortak eleman kim var hepsinde? 1 bölü 2 MV kareler var. Bir şeyler var. O zaman şöyle yapalım bak. En büyük katsayı. Burada ne yazıyor? Bak başında 16 V kare var. Burada 1 V kare. Burada 4. O zaman ben şöyle yapsam. Bu adama 16 E desem. Neden? 16 olduğu için. Buranın sonucu da 16 E'dir. Buranın sonucu da 16 E'dir. Neden? Toplam enerji anlamında. He, 16 E kime dedik? 1 bölü 2 M 16 V kare. O zaman sen buraya ne dersin? E. O zaman bu adama ne kalır arkadaşlar? 15 E. O zaman buna ne dersin? 4 E der miyim? O zaman buna ne kalır? 12 E. He, ne güzel şimdi. Bak bitti bu iş. MG H1 kaçmış? 15 E iken... MGH2 ne yapar? 12E yapar. Şimdi oranladık arkadaşlar. Bak MG'ler giderse H'ların oranı 15 bölü 12. 3'e bölelim. 5 bölü 4 olarak bulacaksınız. İşe biraz sürtünme de koyalım bakalım şimdi. Sürtünmelerin sadece M ile N arasında olduğu düzlemin K noktasından E kinetik enerjisiyle fırlatılan M kütleli cisim P'ye kadar çıkıyor. Dönüşte de L'de duruyormuş. K'daki kinetik enerji kaç MGH? Normalde bakın kinetik enerji MGH değildir ama onun cinsinden istiyor sizden. Ve yer çekimi ivmesi de G. Hadi bakalım. Bak olayın kahramanları var. K'dan atıyorsun. P'ye çıkıyorsun. L'de duruyorsun. O zaman başla. K, P, L değil mi?
Bunlar 3 tane. K'da neyin var? MG'nin yerden yüksekliği 2H var. Artı E kadarlık kinetik enerji yapmış. Bak adam E diyorsa sen de E'de. Sonra P'ye kadar çıkabilmişsin. P'de neyin var? MG'nin yüksekliği var. 5H. Ve en sonunda da ne yaptın? L'de durdun. Ne kadar var sende? MG 2H. Bitti. Soru bu kadar. Şimdi bu arada dikkat edin şimdi. Ben burada ısıya dönüşen bir enerji var. Buna Q desem. Giderken ne yaptım? Bir Q kaybettim. Bak şu arada bir Q kayıp yaşadınız değil mi gençler? Q kayıp. Aynı şekilde. Peki dönerken de oradan geçtin mi? Geçtin. O zaman orada da bir Q kayıp yaşadınız değil mi? Q kayıp. Vay şimdi ben bu işi çözdüm galiba. Nereden anladım? Bakın burada 5MGH varken şimdi 2MGH da demek ki Q'nun karşılığı kaç arkadaşlar? 3MGH. Değil mi? O zaman Q 3 ise o zaman burası da 3. Yani şu değerden ne yapıyorsun? 3 kaybettiğin zaman sana kaç kalıyor? 5 kalıyor değil mi bak? O zaman senin bence başlarken enerjin kaç olmalıydı? 5MGH kalacak. 3 kaybettiğin için o zaman senin buradaki enerjinin 8MGH olması gerekirdi değil mi? Oo ne güzel. E ile 2MGH'ın toplamı 8 ise E'nin cevabı gençler 6MGH olarak bulunacaktı başlarken. Evet biraz daha zor bir soruyla bu sefer. Biraz sürtünmelerle spor yapacağız. A ile B arasının sürtünmesiz olduğu düzenekte A, B, C, D'deki hız ve yükseklikler verilmiş. BC arası ısıya dönüşen enerji Q1, CD arasında dönüşen Q2. Bakın Rice oranına ne yapacağız? Umarım geçtiğimiz iki soru anlaşılmıştır. A, B, C, D noktalarıyla ilgili bilgiler var. Yaz. A mı var, B var, C var, bir de D var değil mi? A'da neyin var? Hızın yok. Neyin var? Yüksekliğin var. Yaz. MG 4H. B'de neyin var? Hızın var. Yaz. 1 bölü 2 M 2'nin karesi. 4 ve kare. C'de sende bir 1 bölü 2 M V kare var. Artı MG'nin yerden yüksekliği var. 2H var. D'de yükseklik yok. Hız yok. O zaman 0. Bitti. Olay bitti. He, şimdi bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. A ile B arasında sürtünme olmadığına göre bu iki sonucun değeri aynıdır arkadaşlar. Bak bununla bu aynı sonuç değil mi? Neden aynı? Sürtünme yok çünkü. O zaman kolaylaştıralım bakalım. 4, 4 olduğuna göre ben bu adama buraya 4E dersem bu da 4E yapar mıydı? Yani neden? Sürtünme yok çünkü. Kime dedim? 4MGH'a 4E dediysen 2MGH'a 2E der misin? 4 ve kareye 4 dediysen buna da E der miydin? O zaman senin buradaki enerjin kaç oldu? 3E. Buraya gelince de 0. Oh bitti soru neden? B'de 4 enerjim vardı. C'de 3 enerjim varsa buradaki kaybolan enerji ne kadar arkadaşlar? 1 tane E. Burada ne kadar kaybolmuş arkadaşlar? Burada da 3 tane E kaybolmuş. O zaman sorumuzun cevabı 1'e 3 olacaktı. Televizyon seyreder misin Mehmetciğim? Hı? Bu akşam seyredersin. He. Şimdi televizyonda ya, ben hiç televizyon seyretme alışkanlığım yok ya. Kazanamadım lan hiç. Ben sadece maçlar. Ben de ya maç olursa o da keyfime gelirse seyredim. Onun dışında hiç seyredemiyorum. Evet, Survivor yarışmasını izleyen Ahmet, belirlenen parkuru en kısa zamanda tamamlayan yarışmacının yarışmayı kazandığını fark ediyor. Hakikaten böyledir. Ne diyor Acun? Bilmem kim kazandı. Nasıl? Kısa zamanda olduğu için. Ahmet yarışmaların hangi fiziksel niceliğine göre yarışı kazandığını söyleyecek. Olay ne? Acun bir platform veya bir ne belirliyor? Ne deniyor buna? Parkur değil mi? Parkur belirliyor. Bunu kim kısa zamanda bitirirse değil mi? Biz az önce ne dedik? Bir işi kısa zamanda yapmak neydi arkadaşlar? Güçlü olduğunuzu anlatıyordu. O yüzden burada yaptığın işe bakmıyor. Ya harcadığın enerjiye de bakmıyor. Fakat güçlerinize bakıyor arkadaşlar. Güçlü olmak bir işi kısa zamanda yapmakta hatırladın. Ne oldu? O parkuru kısa zamanda tamamlayabildiysen en güçlü sensin işte. Burada tabii ki kız veya erkek olmanızın hiçbir esprisi de yok arkadaşlar. Önemli olan süreyi aşağıda tutabilmek. Evet bakın geçmiş yıllarda yine karşımıza gelen bir soru tipiydi. Yine biz de biraz uyarlamaya çalıştık. Bir su pompası yerin 60 metre altından 2 kilogram kütleli suyu yeryüzeyine çıkarıyor ve 30 hızla da fırlatıyormuş. Ve bu işi 1 dakikada yapıyorsa gücü nedir? Cevap basit. Güç neydi? İş bölü zaman. Şimdi burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum.
İş ne dediğim zaman burada bir sürü şey olabilir. Bakın açıyorum, güç eşittir. Bu adam ne yapıyor? Yerin bilmem kaç metre altından bir suyu yukarı çıkartıyor. Yani buna ne kazandırıyor? Bir potansiyel enerji kazandırıyor. Artı. Sonra da bir güzel fırlatıyor. Yani kinetik enerji de veriyorsun. Ve bunları bir T kadarlık bir sürede yapıyorsun. İşte olay bu. Yani iş kavramında burası birazcık esnek. Sadece yukarıda çıkartıyor olabilir. Sadece hızı da kazandırabilir. O zaman başlayalım. Ne yaptın? Kaç kilo suyu? 2 kilogram G10. Ne kadar yukarı çıkarttın? 60. Artı 1 bölü 2. 2 kilogramlık suyu 30'un karesiyle atıyorsun. Ve ne kadar? 1 dakika. Olmaz. Saniye çevireceksin. 60 saniye. Olay bitti arkadaşlar. Sonrası matematik. Hadi bitirelim iş. Ne oldu? Şuradaki ikiler gitti. Ne var burada? 600. 1200 yapar. Artı 900 bölü 60 yaptı. Yani 2100 bölü 60 yaptı. 210 bölü yani 105 bölü 3'ten 35 watt diye gücüne sahip olduğunu buluyoruz gençler. Bakın bunu özellikle elektrik sorusunda da kullanabilirler. Ama sonuçta konu enerji ve güç olduğu için beraber de. Şekildeki tabloda evde kullanılan bazı ev aletlerinin güçleri ve günlük kullanım süreleri verilmiş. Buna göre bir günde bu aletlerin harcayacağı enerjilerin büyüklükleri. Şimdi neydi hatırla? Güç, iş bölü zaman, enerji bölü zamandı. O zaman benim bir aletin harcadığı enerjiyi bulmak istiyorsam gücüyle zamanı çarpacaksın. Normalde şimdi bu birimlerle oynayabiliriz. Mesela ben buraya watt, buraya saniye yapabilirim. Kilowatt yaparım, saat yaparım. Bir süre elde ederim. Ama bence bununla bunu çarpmam lazım. O zaman ne uğraşıyorsun? Çarp. 50 kere 12 kaç yapar? 600. 2000 çarpı 2 yaptı 4000. Değil mi? 100 kere 10 yaptı 1000. O zaman en çok kim tüketiyormuş? Soba, televizyon, lamba. O zaman 2, 3, 1. Arayacağımız cevap 2, 3, 1'dir. Kolay bir soru tipidir ama ÖSYM artık kaç kez olduğunu ben de bilmiyorum ama defalarca kez sordu arkadaşlar. Lütfen özen gösterin bu işe. Hadi bakalım. Şimdi test öncesindeki son sorumuz. Ne demiştik? Oluşması, tüketilmesine göre çok fazla zaman alan enerji kaynaklarına yenilenemez. Bak yenilenemiyordu değil mi? Hangilerinde yenilenemez var? Kural ne dedik? Cevap basit. Fosil yakıtlar aklınıza gelecek. Mesela ne var? Doğalgaz, nükleer enerji. Fakat hidroelektrik neydi hatırlarsanız arkadaşlar? Yenilenebiliyordu. Ne yapıyor? Suyu akıt, tekrardan biriktir, tekrar akıt, biriktir, akıt. Böyle bir imkanımız var. Dolayısıyla yenilenemez enerji kaynakları kimlerdir dersek 1 ve 2'dir. Evet, böylece enerji ve hareketin konu anlatım kısmını bitirdik gençler. Şimdi dinlen, hemen gel, soru çözümü yapacağız arkadaşlar.